Sıradan Birisi kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar, içinizde hayvancılık yapmak isteyenler için herkesin merak ettiği devlet destekli hayvancılık hibe programı süreci nasıl gerçekleşir, kısa ve anlayacağınız dilde anlatmaya çalıştık. Umarım siz de devletin sunmuş olduğu bu programlardan faydalanma şansı elde edersiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Devlet teşviki, ülkenin ekonomik büyümesi ve kalkınmasına destek olmak amacıyla yatırımcılara ve girişimcilere verilen destektir. Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önceki yıllarda da olduğu gibi bundan sonraki yıllarda da tarım ve hayvancılık sektörüne olan desteklerine devam ediyor. Çiftçilerin desteklerden yararlanabilmek için belirli şartlara sahip olması gerekmektedir. Şartlara uygun olan çiftçilere, büyükbaş ve küçükbaş hayvan ekipmanlarından tarım makinelerine ve sertifikalı tohumlara kadar pek çok alanda tarım ve hayvancılık hibe destekleri verilmeye devam ediyor. Tarım ve hayvancılık hibe desteklerinden yararlanmak için çiftçi kayıt sistemine kaydınızın olması gerekmektedir. Çiftçi kayıt sistemine kayıt olabilmek için çiftçi kayıt sistemi formunu doldurmanız ve gerekli evraklarla birlikte bulunduğunuz bölgede yer alan il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir. E-Devlet üzerinden çiftçi kayıt sistemine üye olabilirsiniz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan işletmelerine damızlık erkek materyal, boğa, koç ve teke, yeni ahır ağal yapımı ve ahır ağal tadilatları ve makine alet ekipman alımları konularında hibe desteği sağlanmaktadır. Başvurular nereye yapılmaktadır? Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi ve Doğu Karadeniz Projesi kapsamındaki 41 ilde inşaat yatırımları için doğrudan İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine, damızlık erkek materyal alımları içinse İl ve ilçe tarım orman müdürlüklerine başvurular yapılmaktadır. Başvurular nasıl yapılır? Hibe programına başvurabilmek için gerçek ve tüzel kişilik olmak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan yatırımcılar, bağlı bulundukları illerin il, ilçe, gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine bir dilekçeyle Bakanlığımız Türkiye Kayıt Sistemi ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduklarını belgeleyen belgeler ve sahip oldukları arazi varlıklarını gösterir bilgilerle ön başvurularını yapabilirler. Başvurular ne zaman yapılır? Bakanlıkça onaylanan başvurular, yatırımcıya tebliğ edildikten sonraki 12 aylık sürede tamamlanır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde denetim yapılması, ardından uygun görülen tamamlanmış yatırımlar için hak ediş cetveli hazırlanıp hibe ödemesinin yapılması için bakanlığa gönderilir. Bakanlık ise tüm evrak ve işlemlerin tamam olması halinde ödemenin gerçekleşmesi için Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne talimat gönderir. Hayvancılık desteği kimler alabilir? Hayvancılık desteği alanlar öncelikle hangi desteğe başvuracağına karar veren kişilerdir. Devlet tarafından sunulan tüm hibe ve faizsiz kredi desteklerinden yararlanılması mümkün değildir. Her bir kredi başvurusu tamamlandıktan ve süreç sonlandıktan sonra yeni desteğe başvuru yapılabilir. Hayvancılık desteği alabilmek için en önemli şartlardan biri Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olunmasıdır. Büyükbaş hayvancılık desteği şartları. Büyükbaş hayvancılık için devlet desteği bulunmakta olup tüm ihtiyaç sahipleri bu desteğe başvuru yapabilmektedir. Büyükbaş hayvancılık desteği almak isteyenlerin sağlaması gereken şartlar şunlardır. 18 yaşını tamamlamış olmak. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak. Çiftçi kayıt sisteminde yer almak. En az 12 aydır hayvancılıkla uğraşıyor olmak. Başvuru yapmadan önce tüm başvuru sürecini ve içeriğini anlatan proje hazırlamak ve bakanlığa sunmak. Bu şartlar sağlandığı takdirde başvuru işlemleri başlatılabilir. Devlet Küçükbaş Hayvancılık Desteği Şartları. Küçükbaş hayvancılık desteğine başvurmak için de belli şartların sağlanması gerekir. Bu şartları sağlayan kişiler kolaylıkla hibe almaya hak kazanırlar. Küçükbaş hayvancılık desteğinden yararlanmak için belirlenen şartlar şu şekildedir. Türk vatandaşlığı, reşit olmak, daha önce hibe desteğinden yararlanılmaması, doğru küçükbaş hayvan sayısını vermek, en fazla 300 küçükbaş hayvana sahip olmak. Bu şartları sağlayan kişiler kolaylıkla hayvancılık desteği başvurularını tamamlayabilir. Başvuruları onaylandığı takdirde başvuruda belirtilen şekilde yatırım yapmaları gerekir. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak için Hayvancılık Genel Müdürlüğü web sitesindeki projeler başlığı altında yer alan uygulama rehberinden ulaşılabilir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.